sevgili çocuklar, 1-2 TV online ders kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Dilek Çetinkaya Özer, fen bilimleri öğretmeninizin bu sene sizlerle birlikte LGS sürecini başarılı bir şekilde atlatmak için buradayım. Şimdi ilk konumuza geçen hafta değinmiştik. Şimdi ilk konumuzun ikinci bölümüne değineceğiz. İklim ve hava hareketleri. Bu konuda çok basit sorular karşınıza geliyor. Sizi korkutacak düzeyde sorularla karşılaşmayacaksınız çocuklar. İklimin ne olduğunu hadi bir bakalım birlikte öğrenelim. İklim herhangi bir bölgede uzunca yıllar, peki ne kadar uzun yıllar arkadaşlar? 35 ile 40 yıl kadar sürüyor. Gözlem yapılıyor, araştırma yapılıyor ve uzun yıllar sonra geniş alanda herhangi bir bölgede meydana gelen hava olaylarının ortalamasına biz iklim diyoruz. İklim bilimini, klimatoloji, iklim bilimiyle ilgilenen bilim insanına da klimatolog diyoruz. Zaten eğer bir kelimenin sonunda loji varsa o bilim dalı, log varsa da o ne oluyor? Bilimle uğraşan bilim insanı oluyor. İklimin oluşmasını etkileyen faktörler bazen değişebiliyor, uzun süreler içerisinde değişiyor. Bunu unutmayın. Bu olaya biz ne diyeceğiz? İklim değişikliği diyeceğiz. Peki iklimi neler etkiliyor? Bir yerin, bir yörenin iklimini neler etkiliyor? Herhangi bir bölgenin iklimi, o bölümün, o bölgenin konumu, denize olan uzaklığı, yakınlığı, denizden yüksekliği aynı şekilde değiştirebiliyor, iklimi etkileyebiliyor arkadaşlar. Yine fosil yakıtlarının kullanımı sonucu oluşan sera gazı etkisi, böyle evlerimizde yaktığımız sobalar, daha sonra fabrikalardan çıkan dumanlar, arabaların egzoz gazları, değil mi? Karbondioksit gazı, daha sonra azot dioksit, kükürt dioksit gibi sera gazlarının atmosferdeki artışı da küresel ısınma denilen bir felakete yol açmaktadır. Karasal iklim, Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi olmak üzere ülkemizde 3 tane iklim çeşidi vardır arkadaşlar. Birazdan bunları detaylandıracağız. Hava olayı dediğimiz şey ne? İklimle birbirinden bağımsız olan konulardır çocuklar bunlar. Sakın ola karıştırmayın. Hava olayı denilince ben hep öğrencilerime derim ki nemin ne olduğunu bil. Bu konuda nem nedir? Nem aslında hepinizin bildiği su buharıdır. Su buharı. Şimdi hava olayları hep neme bağlı olarak gerçekleştiği için ne olduğunu bilin dedim. Havada nem miktarına bakın. Nem miktarına bağlı olarak gerçekleşen yağış, rüzgarlar hava olaylarıdır. Havanın içinde ne var arkadaşlar? Şöyle bir dairesel grafik yapsaydım ve ben bunun %78'ini ayırsaydım. Daha sonra işte oransız tabii ki bunlar. Daha fazla yapabilirim. Şunu şöyle işaretleyeyim. İşte bir şeyin %78'i diyeyim, %21'i diyeyim, işte şurada en az kalan bölüme de %1 diyeyim. Şimdi dediğim gibi bunlar orantısız çizimler tabii ki. Gerçekle pek fazla uyuşmuyor. Çizim konusunda da ne kadar harika olduğumu görmüş oldunuz. Şimdi havada %78 azot gazı var, %21 oksijen gazı var, %1 de diğer gazlar var arkadaşlar. Peki bu diğer gazlar ne? İşte hidrojen, daha sonra karbondioksit, daha sonra helyum gibi gazlar var arkadaşlar. Bu yine aynı şekilde argon gazını da alabiliriz. Burada örneklendirme fazla yapılmış. Dediğim gibi havanın içerisinde bu tür gazlar var. Hava olaylarını belirleyen etkenler. Yani neden hava olayı meydana geliyor? En büyük etkenlerden biri sıcaklık arkadaşlar. İlk konumuzda, bu ünitenin ilk konusunda öğretmenimiz anlatmıştı. Sıcaklık neydi arkadaşlar? Güneşin geliş açısına göre değişiyordu. Eğer dik geliyorsa sıcaklık fazla oluyordu değil mi o bölgelerde? Eğik açıyla alıyorsa dünyamız güneş ışınlarını
daha soğuk oluyordu, sıcaklığı az oluyor diye tanımlamıştık. Sıcaklık hava olaylarını etkiliyor dolayısıyla. Yağış, rüzgar, nem, az önce söylediğim su buharı ve hava basıncı hava olaylarını etkileyen etmenler. Size sordu diyelim. Hava olaylarını etkileyen etmenler aşağıdakilerden hangisidir? Genelde test sorularına geliyor kitaplarımızda. Sıcaklık, nem, yarısında gelebilir su buharı, yağış, rüzgar ve hava basıncı. Basıncı pek bilmiyorsunuz, karıştırıyorsunuz ama hava basıncı da hava olaylarını etkiler arkadaşlar. Geldim. Şimdi hava olaylarının değişimini günlük hayatı birçok meslekte insanın işine yarıyor değil mi? Daha önceden hava olayının nasıl olduğunu bilmek. Açıkçası bizim de işimize yarıyor. Ne yapıyorsun? Ona göre giyiniyorsun. Eğer soğuksa ona göre kalınlıkta giyiniyoruz giysilerimizi. Sıcaksa o incelikte giyiniyoruz. Veya işte bir gün gidip arkadaşlarınla dışarı çıkacaksın. İnşallah şu korona felaketini atlattıktan sonra. Pikniğe gideceksin. Bugün hava nasıl diye bakıyoruz değil mi? Veya yola çıkacaksınız. Aslında birçok yerde işimize yarıyor. Ama bazı meslek gruplarında çok çok önemli. Mesela ne? Denizciler. Değil mi? Ona göre denize açılıyorlar. Şoförler işte yolculuk yapacaklar. Pilotlar, hava şartlarına yine önem veren kişiler. Çiftçiler işte hasat zamanını bilmede kullanıyorlar. Gibi gibi örnekleri verebiliriz arkadaşlar. Şimdi iklimde dedik ki iklim bilimci klimatolog, iklimi inceleyen bilim dalı klimatoloji. Burada da diyoruz ki hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji, hava olaylarını inceleyen bilim insanına da meteorolog ismini veriyoruz arkadaşlar. Bu iki bilim dalını ve kişileri unutmayalım. Burada da yer almış. Devam ediyorum. Hava sıcaklığının aynı olduğu farklı günlerde farklı hava olayları görülebiliyor. Bir yerde hava açıkken diğer yerde parçalı bulutlu olabiliyor arkadaşlar. Evet, küresel iklim değişikliği günümüzün felaketi, dönemimizin sorunu, büyük sorun hem de arkadaşlar. Burada ne görüyorsunuz? Burada bir karbondioksit gazı görüyorsunuz değil mi? Bu karbondioksit gazı, bakın bir fabrika gibi bir yer çizilmiş resmimizde. Ne oluyor? Buralardan çıkıyor. İşte bu zehirli gazlar, karbonmonoksit gazları dediğim, evinizde yaktığınız sobada bile var. Egzoz gazlarında var yine. Aynı şekilde biliyorsunuz bitkiler karbondioksiti fotosentez olayında kullanın diyor. Hatta gelecek dönemki konularımızda daha detaylı göreceğiz. Doğrudan veya dolaylı olarak insan faaliyeti sonucunda iklimde oluşan değişiklikler. Peki günümüzde kullanılan enerjinin büyük bir bölümü demiş. Devam edelim dersimize. Ne var mesela? Biz enerjiyi nereden elde ediyoruz? Isınma amaçlı elde ediyoruz mesela. Elektrik amaçlı elde ediyoruz değil mi? Taş kömürleri kullanıyor elektrik üretiminde de. Yine petrol var, kömür var, doğal gaz gibi fosil yakıtlarından elde ediyoruz. Fosil yakıtı denildiği zaman arkadaşlar kömür, doğal gaz, petrol aklınıza gelebilir. Bu yakıtlar ne oluyor? Yanıyor değil mi? Ya biz yapıyoruz ya fabrikalarda yanıyor ya petrol olarak araçlarımızda kullanıyoruz. Yoğun miktarda çevreye ne salıyordu arkadaşlar? Karbondioksit gazını salıyor. Sera gazlarından oluşan metan gazı. CH4 formülü. Metan gazını da bilelim. Ve yine karbondioksit gazı güneş ışığını tutuyor arkadaşlar. Yani güneş ışığı normalde biz şöyle bir kabaca bir çizim yapmaya kalkayım. Hani güneş ışığı dünyamıza geldi. İşte burası da yeryüzü olsun. Tekrar gitmesi gerekiyor değil mi? Ama gitmiyor. Burada atmosfer tabakasında atmosfer tabakasında kalıyor. Normalde uzaya falan gitmesi lazım. Ama atmosfer tabakası onu tutuyor. Niçin tutuyor? Çünkü bu sera gazında bulunan sera gazına etki eden gazlar güneş ışığını tutar arkadaşlar ve gitmesine izin vermez. Tekrar ne olacak?
güneş ışığı dünyamıza geri dönecek ve ısıtmaya başlayacak. Sıcaklığın artışına sebep olacak. Peki ne olacak arkadaşlar? Küresel ısınma dediğim olay meydana gelecek diyoruz. Dünyanın bu olay sonucunda ısısı artar ve iklim dengeleri bozulur. Şimdi olumlu olumsuz sonuçları var. Tabii ki olumlu değil, özür dilerim, olumsuz sonuçları var. Kuraklık ve çölleşme, değil mi? Bakıyorsun haberlerde ne diyor? Göller kurudu. İşte çölleşme meydana geliyor mu diye bizi de kurtarıyor. İşte bilmem kaç yıl sonra dünyamız susuz kalacak, susuzlukla tehlike altında diye illaki haberlerde karşılaşmışsınızdır. Kuraklık, tuzlanma, erozyon gibi olaylar hızlanacaktır. Türkiye daha sıcak ve kurak iklim koşulları etkisi halinde. İçme ve kullanma suyunda büyük sıkıntılar yaşayacağız. İşte neden? Çünkü göllerimiz kuruyor. İçme su alanlarımız. Tarımsal ürünler de değişecek. İnsan ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Biz bile sıcağa dayanamıyoruz, değil mi? Yani hayvanlar, bizler aşırı çok sıcak olduğu zaman, özellikle yaz aylarında dayanamıyoruz artık. Yani sıcaktan patlayacağız neredeyse. Bizler de etkileniyoruz. Deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak yoğun yerleşme, turizm, tarım alanlarının yer aldığı alçak alanlar su altında kalacak. Buzullarda eriyecek aynı zamanda çocuklar. Küresel ısınmanın da etkisiyle atmosfer ve deniz yüzeyi sıcaklıklarının artması, kasırga ve fırtınaların daha şiddetli yaşanmasına sebep olacaktır diyelim. Bunlar biraz sözel kısımlarda. Ne yapacağız? Korunmak için. Birincisi, fosil yakıtlarından uzak durmamız gerekiyor, değil mi çocuklar? Ne kullanalım? Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanalım. Yani rüzgardan, suyun gücünden elektriklerimizi üretelim, değil mi? Mesela ormanlarımıza sahip çıkalım, yok etmeyelim. Yine biyoçeşitliliğin korunması için gerekli önlemleri alalım. Toplu taşımaya önem verelim. Çünkü dedim ya az önce, egzoz gazlarından çıkan karbon monoksit gazları. Yük ve yolcu taşımacılığında deniz ve demir yoluna önem verelim. Doğal kaynaklar tüketilmeden bilinçli bir şekilde kullanılmalı ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanılmalı diyebiliriz. Alçak basınç ve yüksek basınç alanlarının nasıl değişimlere neden olduğunu bilirsek, bunlarla ilgili gelebilecek bütün rüzgar sorunlarını cevaplayabiliriz arkadaşlar. Çünkü en böyle bence bu konuda anlaşılmadığını düşündüğüm nokta bu. Şöyle yapalım. Anahtarımızı. Şunu da tek hale getireyim. Evet. Şimdi yüksek basınç alanı, alçak basınç alanı ne demek onu görelim. Hem şeklimiz orada kalsın, hem ben burada kendince anlatımımı da yapayım. Yüksek basınç alanı ve alçak basınç alanı. Ne gibi değişiklikler var? Arkadaşlar biz havada gaz tanecikleri olduğunu biliyoruz, değil mi? Gaz tanecikleri şöyle, burada da çizmiş olayım kabataslar. Burada da. Şimdi alçak basınç alanlarında sıcaklığın etkisiyle, sıcaklık ve soğuk diyeyim hatta. Sıcaklığın artmasıyla birlikte alçak basınç alanlarında hava tanecikleri, gaz tanecikleri birbirinden uzaklaşır. Ve daha sonra ne olacak? Hava ısınacak. Hava ısındıktan sonra ne olur arkadaşlar? Isınan hava yükselir. Genellikle kitaplarımızda, sorularımızda bunu duymuşsunuzdur. Isınan hava yükselir. Ve havanın yükselmesiyle birlikte zaten sıcaklık artmıştı. Nem oranı artacak. Nem oranı artar. Zaten sıcaklıkla nem doğru orantılıdır çocuklar. Peki başka ne olacak? Bakın hava hareketine, gaz taneciklerin hareketine. Alçak basınç alanında
nasıl hareket etti? Yükseltici hava hareketi vardır, değil mi? Yükseltici hava hareketi varmış. Hareketi varmış. Peki başka ne olur çocuklar? Bu hava yukarılara çıktı. Yukarılarda bulutlanmaya sebep olacak. Daha sonra havadaki nem yukarıda bulutlanma olayında soğuk hava ile karşılaşınca artık bu su damlaları, yani su buharı su damlalarına dönüştükten sonra ağırlaşacak. Ağırlaştıktan sonra da bakın yağışlar meydana gelecek. Yağış. O zaman bize şunu da sorabilir. Bulutlanma ve yağış hangi basınç alanındadır diye soru gelirse alçak basınç alanına özgüdür. Bulutlanma ve yağış. Geldim buraya. Burada da gaz tanecikleri ne yaptım? Sık yaptım, değil mi? Burada ise seyrek durumdaydı. İşte gaz taneciklerinin sık olması sıcaklığın azalmasıyla ilişkilendirilir. Bakın soğuk yazdım buraya. Hatta burada notumuz da var. Sıcaklığın azalmasıyla tanecikler birbirine yaklaşır. Bu alanlarda yüksek basınç oluşur dedik. O zaman burada yazdıklarımın tam tersini burada oluşturabilirim ben arkadaşlar. Ne olacak? Nem miktarı azdır olacak. Nem az. Böyle kaba taslak yazıyorum. Söylediklerimi siz kendinizce not alırsınız. O zaman ne olacak çocuklar? Alçaltıcı hava hareketi olacak. Alçaltıcı hava hareketi. Başka söylemediğimiz ne az dedik? Sıcaklık az, havanın soğuk olduğu yerler, alçaltıcı hava hareketi vardır. Şimdilik aklıma bunlar geliyor. Gaz tanecikleri sık bir şekilde bulunur. Bakın burada da yine birbirine yaklaşır terimini kullanmış. Yani yüksek basınç ve alçak basınç alanları bu şekildedir. Kısaca özet geçeyim. Tekrar alçak basıncı anlarsanız yüksek basınç zaten tam tersi olaylardır. Eminim anlayacaksınız. Alçak basınç alanlarında hava tanecikleri nasıldı? Seyrek durumdaydı. Birbirinden uzaklaşmış durumdaydı. Daha sonra bu hava ısındı. Sıcaklık artışıyla birlikte ısınan hava yükseldi. Ve ne oldu? Bulutları oluşturdu. Su buharı bulutları oluşturduktan sonra su damlalarına dönüştü. Soğuk havayla karşılaşınca da artık bu su damlacıkları ağırlaştı. Ağırlaşınca ne olması lazım? Pıt 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 yağışa dönüşmesi gerekiyor. Yağmur olayı meydana geldi arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki bulutlanma ve yağış alçak basınç alanında vardır. Alçak basınç alanları sıcaktır. Nem oranı fazladır. Yükseltici hava hareketi vardır. Aman ha, sakın isme bakıp da alçak basınç o zaman alçaltıcı hava hareketi, yüksek basınç o zaman yükseltici hava hareketi vardır şeklinde bir yorum istemiyorum. Dikkat edin bunlara. Tam zıtlı olaylar gerçekleşiyor hava hareketi bakımından. Alçak basınçta yükseltici hava hareketi, yüksek basınçta alçaltıcı hava hareketi gerçekleşir çocuklar. Bunu aklınızda kalsın diye şöyle tutabilirsiniz. Oh ne oldu, hava ısındı, alçak basınçtayım şu an. Hava ısındı, hafifledi, hava hop yukarılara doğru hareket etti şeklinde aklınızda tutabilirsiniz çocuklar. Geldim şeklime, biraz da şekilden ilerleyelim. Şöyle. Şimdi şeklime baktım. Hiçbir şey bilmiyorum. Buraları da görmüyorum. Yüksek basınç mı, alçak basınç mı? Yapmamız gereken ilk şey. Okun yönü nereye doğru çıkıyor? Şöyle kalemimi içerleyelim. Okun yönü yukarı döndü. Diyeceksiniz ki tam zıttıydı. Alçak basınç. Yükseltici hava hareketine karşı alçak basınç alanı vardır diyeceksiniz. Alçaltıcı hava hareketine karşı da yüksek basınç alanlarıdır diyeceğiz çocuklar hep birlikte. Bakın yine alçak basınç alanında ne oldu? Bulutlanmalar meydana geldi. Pıt 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 yağmurlar oluştu. Bulut, nem, yağmur meydana geldi diyoruz. Şimdi geldik yüksek basınç alanına. Tam tersi olay. Yüksek basınçta
sınıfta bir yükseğin derse alçaltıcı hava hareketi vardır diyeceğiz. Ve arkadaşlar nem oranı azdır, havanın soğuk olduğu yerlerdir. Alçak basınçta havanın sıcak olduğu yerlerdir. Benim öğrenciler bazen şey yapıyor, hocam siz demiştiniz diyor, yüksek basınç alanları soğuk olan yerlerdir, alçak basınç olanları sıcak olan yerlerdir. Aklımızda öyle kalmış, soruları bu şekilde çözebilir miyiz? İstediğiniz şekilde çözün, doğru bir şekilde çözün, bana o yeter. Şimdi geldim. Biz bunları neden öğrettik? Tamam, konumuzun içerisinde ama bizim çok çok önemli bir hava olayımız var çocuklar. O hava olayının anlaşılabilmesi için burada anlatmış olduğum yüksek ve alçak basınç olaylarının nasıl olduğunu bilmemiz gerekiyor. Onun öncesinde şunu söylemeyi unuttum. Hemen ilave edeyim. Bakın, oklarımın yönüne, hava akımının yönü çevreden içe doğru. Bakın, çevre burayı baz alırsak, çevreden merkeze doğruyken alçak basınç alanında, burada ise merkezden çevreye doğrudur. Umarım anlaşılmıştır çocuklar. Bazen size bu şekilde de hava hareketlerini sorabiliyorlar. Hatta direkt ben temsili şekli verip bunun üzerinden de çözmenizi isteyebiliyorlar diyelim. Hadi bakalım, devam edelim. Ne dedik? Rüzgar olayı var dedik. Rüzgar olayı için ben şöyle tahtamı açtım. Şöyle ortaya da rüzgar diyorum. Rüzgar. Ne demek bu rüzgar? Şimdi bir alçak basınç alanım var demiştim çocuklar. Değil mi? Alçak basınç alanı. Hemen aklınızda tekrar edin alçak basınç alanını konuyu anlatırken. Yüksek basınç alanı diyelim. Yüksek basınç alanı. Şöyle. Şimdi yüksek basınç alanı neydi? Hemen şak. Soğuk alanlardı. Hemen böyle bir pratik yapın içinizde. Sıcak bölgeleri biz alçak basınç alanı demiştik. Nemin fazla olduğu yer, şöyle okla fazlalığı ifade etmiş olayım. Nemin az olduğu yer. Bakın hep birbirinin tam tersini yazıyorum. Kısa bir tekrar niteliğinde. Yüksekse zıttı olan alçaltıcı hava hareketi vardır. Alçaltıcı hava hareketi vardır. Alçak basınç ya zıttı olan olması lazım. Yükseltici hava hareketi vardır. Yükseltici hava hareketi. Şöyle kısaltalım çocuklar. Başka ne söylemiştik? İşte havanın hareketini, onu burada söylemeye çok da gerek yok. Şöyle bakıyorum. Şimdilik bunlar yetiyor bize. Rüzgar dediğim olay, havanın yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay yönlü hava hareketine biz rüzgar diyoruz. Rüzgar, havanın yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü hava hareketine denilir diyoruz arkadaşlar. Şöyle yazayım. Bazen şey geliyor. Hocam soğuktan sıcağa doğru. Kabul. Nemin az olduğu yerden fazla olduğu yere doğru. Kabul. Alçaltıcı hava hareketinden yükseltici hava hareketi. Bu size yazdığım özellikler aklınıza geliyor. Rüzgar sorularında çok güzel. Bu şekilde devam edelim. Aklınıza gelsin, pekiştirin. Yani bu anlattığım bilgilerle rüzgarla ilgili birçok şeyi soruları çözebiliriz diyebilirim. Devam edeyim. Evet. Şöyle hava olaylarından bahsettik. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönde hareket eden hava akımıdır diyoruz arkadaşlar. Yani yüksekten alçağa direkt bunu bilmek zorundasınız. Şimdi bir dipnot şeklinde geçelim. Kara ve denizlerde. Deniz soruları. Karalar ve deniz. Karalarla ilgili sorular. İlgili
Şimdi gençler, karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Çabuk ısınır, ısınır, çabuk da soğur. Değil mi? Çabuk soğur. Denize baktığımızda denizde geç ısınır, geç soğur. Şimdi denize gidiyoruz değil mi? Her sene bir aksilik olmazsa seviyoruz yüzmeyi. Denize girdiğimiz zaman sabahleyin gittim buz gibi. Öğleden sonraları böyle denizin daha sıcak olduğu söylenir halk arasında. Bunun sebebi denizin geç ısınıp geç soğumasıdır. İlerleyen konularda neden olduğunu, öz ısısından kaynaklandığını söyleyeceğiz arkadaşlar. Şu an o konuya girmiyoruz. Ama geç ısınıp geç soğuması tuzlu su olmasından kaynaklanıyor. Yani öz ısısı fazla. Karalarsa çabuk ısınıyor, çabuk soğuyor. Gittin mesela denize giriyorsun, çete tüküyorsun, üşüyorsun, ılık değil, daha soğuk. Ama deniz kumlarını ayağına bir koy, eyvah belki de o kadar sıcaklıktan ayağın yanacaktır diye düşünebilirsin. Şöyle bir deniz yapalım. Böyle bir dağımız olsun. Dağı kare olarak alacağım. Denizi de bu şekilde çizdim çocuklar. Şimdi mesela bize rüzgarın yönünü, denizin mi yüksek basınç alanı olduğunu, alçak basınç alanının dağ mı olduğunu bilebilmemiz için çocuklar şunu yapmamız lazım. Birincisi akşam vakti mi, öğle vakti mi? Yani hangi saat aralığında bize sordu, o önemli. Çünkü geceleri deniz, akşamüstüleri geceleri deniz sıcak oluyor, karalar soğumuş oluyor. Gündüz vakitlerinde de işte erken vakitlerde de daha sıcak oluyor. İşte dağ dediğim karalar sıcak oluyor, denizler soğuk oluyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Mesela bana deyin ki hocam saat işte bu tamamen tahmin çocuklar. Kesinlik içermiyor bu verdiği saat aralığı. Ne olsun mesela 18 ile 19 aralığı olsun. Yani saat 6-7 gibi bu vatandaş rüzgarın yönünü bilmek için bu testi yapmış olsun. Ne yapacak? Deniz daha sıcak olacak değil mi? Denizler daha sıcak bu saatlerde. Karalar da dağ, kara diyeyim şöyle. Dağdan insan yollurmuş. Soğuk. Ben size ne demiştim az önce rüzgarın tanımından bahsederken? Demiştim ki yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü hava hareketidir. O zaman soru bana deseydi ki rüzgarın yönü işte buraya K bölümü diyecek diyelim ki çocuklar. Buraya da L bölgesi diyecek. K'dan L bölgesine doğrudur derse doğru kabul edeceğim. Bu tür soruları bu şekilde yapıyoruz. Gözünüz hemen korkmasın. Soruları basittir arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Evet. Şimdi biz hava olaylarını bir gökyüzüne yakın, bir de yeryüzüne yakın olarak ele alıyoruz. Su buharının yeryüzüne, pardon, gökyüzüne yakın yoğuşursa diye bir başlığımız var. Yani bunun şöylesi, sizin anlayacağınız şekilde gökyüzüne yakın gerçekleşiyor. Gerçekleşen hava olayları diyeyim. Hava olayları. Ne bunlar? Yağmur. Hatta aklınızda kalsın diye bu gökyüzü, yeryüzü olayında şöyle söylüyorum. Diyor ki ben yağmurun oluşumunu gözümle görüyor muyum? Görmüyorum. Gökyüzünde o zaman. Kara geldim. Yine aynı şekilde görmeyeceğim. Dolu görmeyeceğim. Çocuklar da diyor ki hocam diyor ama biz doluyu hissediyoruz. Yağmur geliyor pıt 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 değiyor. Çocuklar diyorum yağmuru gördün mü diye sormuyor. Ne diyor? Oluştuğu yer bakımından ele alıyor, sınıflandırıyor. O yüzden gökyüzünde oluşan olayları görmüyorum gözümle. Ama mesela bir sisi görüyorum değil mi? Daha sonra bir çiğ yaprağın üzerinde görüyorum. Hatta oluşumunu demeyeyim, gerçekleşmesini görüyorum diyebilirim. Şimdi yağmur ne demekmiş?
Buharlaşmanın, burada da çocuklar nem kelimesini unutmayın. Nem ne demektir? Su buharı demektir. Buharlaşmanın etkisiyle ısınan hava ne yapıyor? Yukarılara çıkıyordu. Atmosferde soğuk hava ile karşılaşıyor ve yoğuşuyor. Yoğuşmak ne demekti çocuklar? Sıvının, hatta şöyle söyleyeyim. Bir 5. sınıfta bir şey öğretmişlerdi pembeleri öğretmeniz. Maddenin halleri diye. Sıvıdan gaza geçmeyi biz ne diyorduk? Buharlaşma, bu ikisi çok karışıyor diye hatırlatma yapmak istedim. Gazdan sıvıya ne diyoruz? Yoğuşma, yoğunlaşma. Değişebiliyor bazen çıktığı yere göre. Yoğuşma olarak ele alırsak, su buharı dediğim adı üstünde buhar ne halde? Gaz halde. Sıvı hale dönerse yağış olarak geri dönüyor. Ve soğuk havayla ısınan hava, yani su buharı ne? Yukarılarda atmosfer tabakasında soğuk hava ile karşılaşıyor. Yoğuşuyor, su damlacıklarını oluşturuyor. Daha sonra bu su damlacıkları birbirleriyle birleşiyor, ağırlaşıyor, yeryüzüne yağmur olarak geri dönüyor. Yani yağmurun oluşması için ne gerekli? Buharlaşma olayı gerekli ve havanın ısınması gerekli. Hava ısındı, ısınan hava yükseldi, atmosfer tabakasında soğuk hava ile karşılaştı. Yoğuşma olayı gerçekleşti ve daha sonrasında çocuklar yağmur gerçekleşti. Affedersiniz. Kara geldim. Karda bir kelime var, doluda bir kelime var. Genellikle bu kelimeleri bilince direkt bu olayları yapıyorsunuz. Bunda buz kristallerine dönüşme kelimesi. Doluda da aniden, ani bir şekilde bu iki kelime direkt ben bunları tek kullanılıyor çocuklar. O yüzden size bir ipucu olsun. Kar ne demekmiş? Kar bulutlardaki su damlacıklarının soğuk havanın etkisiyle donarak buz kristallerine dönüşmesidir. Oluşan kristaller bakın neyi oluşturuyor? Karı oluşturuyormuş. Dolu ne demek peki? Doluda gökyüzünde su damlacıkları var. Soğuk bir tabakayla karşılaşıyor. Aniden donuyor. Bakın ani bir şekilde donuyor. Dolu da bu şekilde oluşur diyoruz. Devam ettim. Su buharı yeryüzüne yakın yoğuşursa, az önce biz ne işledik? Gökyüzüne yakın oluşursa, bu da yeryüzüne yakın oluşursa. Sorularda bunları bazen hızlı ilerlediğiniz için, hızlı okuduğunuz için atlayabiliyorsunuz. Amanlar dikkatleri. Kırığı ne demek? Kırığı, hatta maddenin hallerinde kırılaşma olarak gördünüz. Yeryüzüne yakın su buharının özellikle kış mevsimine yakın zamanlarda donmasıyla oluşur. Bazen arabaların üzerinde görürsünüz. Bazen camlarda kırığı tutmuş derler. Halk dilinde kırığı tutmuş derler. Fark edersiniz çocuklar. Su buharının kış mevsimine yakın zamanlarda donması. Havada su buharı var ve bir bakıyorsun hava çok soğuk olduğunda kış mevsiminde arabaların üzerinde böyle buzumsu yapılar vardı. İşte onlar kırığıdır. Halk arasında kırığı tutmuş derler. Sis ne demek sis? Atmosferin aşağı katmanlarındaki buhardan ya da küçük su taneciklerinden oluşmuş bulutlar aslında, değil mi? Yeryüzünde oluşan bulutlar alt katmanda oluştuğu için diyoruz. Bulutların alçalarak yeryüzüne değin inmiş oluşan duman denilmiş. Çiğ için, sizi zaten çok biliyorsunuz. Sizle ilgili soru gelse eminim zaten yapacaksınız. İnşallah bütün hepsini yapacaksınız konuları. Çiğ. Çiğ'i genelde bitkilerin üzerinde görüyoruz arkadaşlar. Böyle pıt 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 su damlacıkları şeklinde. Havada bu durumda akşamın gecenin serinliğiyle yere inen ya da bitki yaprakları üzerine toplanan su damlacıkları oluyor arkadaşlar. Çiğ denilince aklınıza bitkiler gelebilir. Bitkilerin üzerinde böyle yaprak çizdim mesela. Böyle tık 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 bir bakarsın su damlacıklar vardır. İşte buna biz çiğ diyoruz. Evet, konumuz bitti mi diye bakayım çocuklar. Zamanımız kalırsa testlerimizi çözeriz. Evet.
kadar vaktimiz kaldığımız sürece, vaktimizin uzadığı sürece sorunlarıma devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Birikim TV'den ayrılmayın.